Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün ETS2 Multiplayer'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi birkaç bölüm öncesi Jalaş Discord yapmıştık. Şimdi de Renault aracımızla birlikte Discord Jalaş yapıyoruz. Yani Discord'dan çıkıp Clash şehrine doğru bir yolculuğumuz olacak. Görmüş olduğunuz gibi Renault aracımız ve arkamızda sarılışlarımız var. Tabii ki de yükümüz yok çünkü yük almaya gitmek istemedim. Çünkü buralar aşırı derecede kalabalık. Sunucuda 4250 kişi var tam şu an. Şu an şimdi 4250 kişi var ve videoyu fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde videoya geçelim. Şöyle aracımın içini hemen hızlıca göstereyim. Şurada kuru kafa yastığımız, battaniyemiz, dergimiz, ondan sonra şurada kokumuz. Burada bir Euro Truck Simulator 2 kokumuz var. Şurada da 3 tane mini köpeğimiz var. Aracımız sade bir araç. Oyunun en sade araçlarından biri diyebilirim. Yani benim yaptığım en sade araçlardan biri ve en güzel araçlardan biri de diyebilirim. Bunu özenerek kullanıyorum. Çünkü benim bir tane takipçim var. O da bu aracı çok seviyor. Ben de aynı şekilde çok seviyorum. Rengini falan hiçbir şeyini değiştirmedim. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz şimdi hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videonun sonunda da yorum yapabilirsiniz. Hemen aracımızı çalıştıralım, hızlı bir şekilde çıkalım. Yok abi ben durmayacağım, hemen buradan hızlı bir şekilde nasıl en kolay bir şekilde çıkabilirsem çıkıp gideceğim buradan. Ya buradan sağa dönsek gidebiliyoruz mu ya? Buradan sağdan böyle. Ya biz ne yapalım biliyor musun? Biz bence biz de sağdan çıkalım gidelim. Çünkü buraya girersek burası aşırı derecede kalabalık. Aynen biz sağdan yapıştıralım gidelim ya. Ya orada hem kırmızı ışıklar vesaireler var. Bir de çok salak insanlar var. Ya çok salak insanlar olduğu için de orası baya bir yoğunluk var. Ana oğlum biz gene alt şeride girmemiz gerekiyormuş ya. Buradan çıkış yokmuş. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. O kadar şey dedim ama mecbur kaldık gene oradan gideceğiz. Bu sefer yolu uzattık sanki ya. Dur bakalım hadi hayırlısı. Olmadı buradan direkt yapıştırırız ya. Yani o da oluyor ya, sıkıntı yok yani. Hatta şuraya gelmişken şuradan da büyük alsak mı ki ya? O adama ben çarpar mıyım, çarpmaz mıyım? O adam içeride değil aslında, o adam dışarıda değil mi? Yani şu an girmeye kalksam ben o adama çarparım. Ulan o da ne oluyor? Lan bu ne, helikopter mi bu? Bu ne ya? Kaya delici. Ne yapmışsınız oğlum siz, nasıl bir şeysiniz? Nerede bu araba? Ana. Adam yerin altına girdi lan. Kaya deliciyle birlikte yerin altına girdi. Ya şuradan bir kurtulabilsek var ya çok güzel olur. Hemen burayı kurtulursak çok harika bir videomuz olmuş olur. Aa bizim arabaya çarptılar, bizim araba gidiyor. Vallahi kusura bakma abi, ben kalkıp hayatta kimseye yol vermem. Görmüyorsunuz mu bu kalabalığı be ya? Hadi abim bak, hadi abim hemen hızlı hızlı gidelim, bak videodaki arkadaşlarımız bekliyor. Değil mi arkadaşlar, siz bekliyorsunuz yani, bende hiçbir sıkıntı yok. Ben oynarım abi, bende direksiyon setim var, her şeyim var, fitesim var. Yani her şeyim var, ben rahat rahat takılırım yani, sıkıntı yok. Ama sizleri bekletmek istemiyorum tabii ki de videolarımda. Bu arada arkadaşlar videolarda kendi setim ve oyunun sesiyle ilgili bir sıkıntılar varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü ben kendim izliyorum videolarımı ve izlerken de bayağı bir zevk alıyorum yani. Videolarında herhangi bazı sıkıntı yok. Yani bazen oluyor, bazı videolarında sıkıntı çıkabiliyor ama şu anki son attığım videolarda çıkmıyor. Çünkü daha önce seslerle vesairelerle olsun çok oynuyordum. Çünkü ayarlarını tutturmam lazımdı OBS'imin. O yüzden bayağı bir oynuyordum. Şu an oynama yok. Çünkü şu an kendim düşüncelerime göre bayağı bir sistemi oturtturdum diye düşünebilirim. 4 dakika oldu, daha hala buradan çıkamadım. Bunu da söylemeyi unutmayın. Hatırlatma yaptım değil mi? Yani videoyu beğendiniz, ondan sonra yorum yaptınız mı yapmadınız? Çünkü yorumu sonra yapabilirsiniz. Ama kanalıma abone oldunuz değil mi? Sen, evet. Kanalıma abone oldun mu? Olmadıysa kanalıma abone ol çünkü beni desteklemek istersen kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz 241 aboneyiz.
O yüzden hani desteklerinize ihtiyacım var. Yani şunu bir 1000 yapalım. Allah'ın izniyle ben bir kanalımdan bir para kazanmaya başlayayım. Ondan sonra daha çok videolar ve daha iyi içeriklerle sizlerle birlikte olacağım. Onun sözünü veriyorum. 1000 aboneye özelde mutlaka bir çekilişimiz vesairelerimiz olur. Yani çekilişimiz de olur. 1000 aboneye özel konvoylarımız vesairelerimiz her şeyimiz olur. Yani haberiniz olsun. Beni 1000 yapmanız için elinizden geleni yapın. Desteklerinizi esirgemeyin abi. Abi çık çık, sen de bak, dosya da yok, bir şey de yok. Oraya bakarken o durmuş olmasın. Abi biz böyle gitmeyeceğiz mi ya? Biz yanlış mı gidiyoruz ya? Biz doğru gidiyoruz ya. Biz buradan gitmemiz gerekiyordu o zaten. Böyle bir durduğumuzda hemen bir bakayım diyeceğim de. Arkadan da arabalar falan geliyor ki ya. Yani biz normalde buradan gitmemiz gerekiyor ya. Ben mi yanlış biliyorum? Yani tabii ki de doğru biliyorum. Buradan gidip yoldan yapıştıracağız. Gideceğiz işte, bu kadar basit. Bu bizde herhalde ilk işaretlediğimiz yer var ya, tam oraya getirmek istiyor herhalde. Şöyle hemen o işareti kaldıralım. Tamam. Aa, doğru lan, aslında biz buradan geçseymiş daha iyi. Bak burası daha güzel. Buranın hem benzinliği falan var. Burada benzin de ucuz ha. Çünkü burada sürekli kamyonlar geliyor ya, ondan benzin de ucuz burada. Benzin pahalı değil. Ama sınırlaması var işte, 60. Yapacak bir şey yok, daha hızlı gidemiyorsun. Bir kalabalığa daha gelmiş bulunmaktayız. Oh, bize yeşil yanıyor ama bana kesik kırmızı yanıyor. Herkese yeşil, bana kırmızı. Sen nereye gidiyorsun be mübarek adam ya? İnşallah tatlı atarsın orada. Dur bakayım. Aha vallahi beddua kabul oldu. Oh canıma desin. Oh. Neymiş ismi bakalım. Giulito. O nasıl bir isimdir ya? Giulito diye bir isim mi varmış ya? Hop, çarpmadık. Abi bize ne zaman yanacak kırmızı yeşil? Hep bize kırmızı mı yanacak? Herkes de yeşil, bize kırmızı. Oh ne ala dünya. Sonunda bize de yeşil yandı ya valla. Abi sen de biraz hızlı gitme, gözünü seveyim bak. Zaten buralarda geçemiyoruz. Biraz önce geçmeye çalıştım, direkt kaza yaptım. Kaza yaptım, hemen alt F4 çektim. Vallahi ne yapayım ya, yakalanmayayım diye. Şimdi dedim belli mi olur? Suçlu bendim, hatalı bendim. Ondan dolayı bana attırabilirler de. Bana atarlarsa tabii ki de sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Ya bırakmam tabii ki de, ne olur. Modlu videolara devam ederiz bir süre. Yani 10-15 gün. Ondan sonra tekrardan TMP'ye gireriz. Yani Türker MP'ye gireriz. Yani multiplayer'e gireriz. Artık seni geçmenin vakti geldi değil mi? Ya fitesleri karıştırdım. Yapılır mı bu bana? Son anda vallahi, son anda girdim. Az daha var ya, gene giriyorduk ha. Buradan hemen bir sol yapalım. Ben de onun beklemesi gerekiyor zaten. İyi lan, fazla kişi kalmadı burada. Yolda fazla kişi kalmadı. İnşallah sorunsuz gideriz ya. Biraz da yapıştırayım çünkü biliyorsunuz Glastisburg arası biraz uzun olduğu için videolarda 30-35 dakikalarda oluyor. E bir de girişte çıkışta da yoğunluk olduğu zaman nereden baksanız 10 dakikası oradan gidiyor. 20 dakikalık video oluyor bize, 30 dakika 35 dakika, hatta 20-25 dakikalık video oluyor 35-40 dakika. Ondan dolayı biraz da hızlı gitmekte fayda var. Hemen şöyle uzunlarımızı yakalım. Arkamdaki de vallahi çok hızlı geliyor ya.
Adamın altında ne var bilmiyorum valla. Ben 110 ile gidiyorum. Navigasyondan bakıp çok çabuk yetişiyor bana. Bizim Sky şey Renault biraz yavaş kalıyor herhalde. Yandırdın kalbimi aman. Abi şarkıyı bilsek söyleriz de şarkıyı da bilmiyoruz ki. Aman bak aman bana çarpmayın, ben ne güzel gidiyorum var ya bak. Orada da duruyorlar mı, ne yapıyorlar belli değil. Arkadaş gidin dinlenme tesislerinde durun ya. Böyle yerlerde bak çarpılırsınız, yemin ediyorum var ya, yandan bir koydum mu uzaya fırlatırım adamı. Oğlum kısaları al, kısaları. Gözümüzü aldı farları. Bu arada arkadaşlar geceye niye denk geliyorum ben? O konuda bir fikriniz var mı ya? Ben ne zaman TMP'ye girsem direktman gece oluyor. Direkt gece başlıyorum ya, hiç gündüz başlamıyorum. Gündüz başlasam bile ertesi gün sabaha kadar ancak Kirkenes'e gidiyorum veya videolar çok uzun oluyor. Ondan dolayı baya bir sıkıntı oluyor. Evet, karşıdan bir grup konvoy geliyor. Konvoy gibi. Baksanıza şunlara nasıl geliyorlar. Arkamdaki de mübarek vallahi hiç gaz kesmeden geliyor ya. Böyle yavaşlayalım yoksa devrileceğiz. Ha, bunlar da burada admin gibi duruyor vallahi. Kendilerini admin sanıyorlar yemin ediyorum. Taksi alan kendini admin sanıyor. Zaten taksiciler şerefsiz ya. Onlardan çok korkuyorum ben. Her yere giriyorlar. Abi taksiciler hemen giriyor böyle. Ya tamam sen taksicisin de abi oyunun kuralına göre oynasana. Niye araya giriyorsun? Yolun kenarından çıkıyor, geliyor direkt aradaki boşluğa girmeye çalışıyor. Ya bunlar niye burada tek tek duruyor? Ben onu anlamış değilim ya. Herkes de selektör. Buna bak ya, 110 110. Araç az daha hızlı gitse ne kadar güzel olacak. Bak sakın ha çıkayım bakayım demeyin sağdan soldan, valla bir anam. Biz ne yapıyoruz ya, dalmışık valla adamın üstüne gidiyoruz. Bir koysa kafa kafaya ikimiz de öldük. Yemin ediyorum cesetimiz var ya kimse bulamaz. Ne yapalım abi, kamyonculuk böyle işte be ya. Yük için böyle ta nereden nereye boş gidiyoruz, yapıştırıyoruz gidiyoruz. Evde çoluk çocuk aç, yorgan kemiriyor. Ondan dolayı hızlı gidip hızlıca para kazanmamız lazım. Durmadı değil mi o? Ulan valla ben onu durdu sandım ya ya. Fren bastı sandım bu adamı. Ama abi döndün gari gaza bas ya. Şu gaza biraz bas ya. Ya sizin kullanacağınız kamyon anca bu kadar olur ya. Size ehliyet veren sürücü kursunu ben var ya ta. Gerisini siz koyun yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ben küfür etmiyorum. Küfür etmem de yani ondan dolayı. Gerisini onu siz koyun yani. Kafanızda koyun. Ellerinden öperim deyin işte ya. Abi bunlar da vallahi billahi böyle de olmaz ki ya. Orada da durulmaz ki. Sen dönmüşsün gaz ver git de niye bekliyorsun? Sanki karşıdan 50 tane araba geliyor. Şuna bak, gece gece yolda tek başımıza gidiyoruz ya. Yemin ediyorum 4200 kişi vardı sunucu. Hatta 4250 kişi vardı ya. Öyle yazıyordu tabelada. Abi bu ne ya? Vallahi billahi. Adam yolda tatlatmış. Görmesek öldük. Vallahi billahi görmesek öldük. Veya karşıdan araba gelse öldük ya. Geçebilir miyiz lan seni? Geçtik lan, helal olsun. Abi ben seni sanki bir yerden hatırlıyorum. Sen benim önümden çıkmış mıydın? Ne olmuştu sen?
Ya ne yapıyorsunuz abi siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Altınızda bir sürü kaç kiloluk ton, kaç ton yükünüz var. Kalkmışsınız böyle sağ sol yapıyorsunuz ya. Ya vallahi bunların hepsi oyuncu. Yemin ediyorum bunların hepsi oyuncu. Bunların hepsi var ya pro oyuncu ya. Ya şu karşıdan gelmeyenler olsa hemen bunu da sollasak gitsek ne kadar güzel olur. Baksana şuna. 50'ye kadar düştük ya. Şu adamdan sonra sanki sollayabileceğim gibi geliyor bana. Kardeş bak, yoluna git. Ben güzelce sinyalimi verdim vesaire her şeyimi yaptım. Salak salak oynamayın. Şu oyunu gerçekçilik oynayın ya. Oyunu biraz gerçekçi oynayın ya. Bu nedir ya? Bu ne oluyor böyle böyle? Bu ne oluyor ya? Bunu yaptığında ne oluyor? Eline ne geçiyor yani? Daha herkes benim gibi direksiyonla oynamıyor abi de. Ya, o kadar insanlar var. Onlar nasıl oynuyor o zaman? Onlar bak bu adam nasıl dümdüz gidiyor. Bu adamda da mı direksiyon var? Bunda da mı direksiyon seti var? Bak adam ne kadar dümdüz gidiyor. Arkada da hiçbir şey gözükmüyor. Kapkaranlık yol. Adam dörtlüler yapmamış olsaydı valla ben ona girerdim. Bak bir tane de şurada kaza yapmış. Ya sen nasıl oluyorsun da bana vurmayı beceriyorsun? Nasıl oluyorsun da bana vurmayı beceriyorsun? Zaten adam düzgün yolda kullanamıyordu. Kalktı bir de arkadan bana vuruyor ya. Kalaysa doğru düz gitmemiz gerekiyormuş. Evet aslında var ya biz navigasyonları iptal edip böyle yollara gitsek ne kadar güzel olur ama. Yalaysa gitmemiz için tabelalara bakmamız lazım. Tabelalara bakmak için de hangi güzergahları kullanacağımızı dört dörtlük bilmemiz lazım. Bu adamda da nasıl bir lag varsa yemin ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz abi siz? Ne oldu? Burada ne oldu gene? Ya yemin ediyorum Kirkenes'i geçti burası ya. Buraya 150 tonla da gelsen burada yolda kalmazsın ya. En güzel aragaz Renault'da çekilir. Abim şunları da geçersem var ya ben çok efsane olmaz mı ya? Sollamaya çıktık bakalım hadi hayırlısı. Evet artık sollamaya çıktık. İki aracımızı da geçtik. Şu anda video 18 dakika oldu. Ben bu videoyu 25 dakikada yetiştirebileceğimi tahmin ediyorum. Tabii ki de kalırsın. Galatasaray şehrinin yoğunluğuna bakar. Sıkıntı yok abi ben kaçarım yani. En kötü ihtimal böyle kaçarım sen de aramıza geçersin yani. En kötü ihtimal o olur. Böyle biraz uzunları yakalım bakalım. Görmüyor artık abi gözler de görmüyor. Yaşlanmışık be ya. Kamyonculuk yordu bizi. Ha orası zaten kapalıymış. Ulan gene mi tren geldi ya Rabbim ya. Bu oyuna ne zaman girsem var ya bu treni beklemek zorundayım ben. Yani affedersiniz de öküzün trene baktığı gibi trene bakın diyor yani oyun bize. Tamam bekleyen bir treni. Hadi bekleyelim. Evet arkadaşlar öküzün trene baktığı gibi bakıyoruz şu an. Yani 3 araç, 3 aracımızla beraber baktık. Tren gitti. Artık bariyerler kalkıp biz de yolumuza devam etmemiz lazım. Abi zorlama bariyerler kalkmadı da. Kalkmadı sen. Ne oldu orada? Ne oldu lan orada?
Ulan taksici, vallahi billahi şu taksicilerden bıktık ya. Vallahi billahi şu oyuna var ya, en kısa sürede taksicilere şey gelsin, yatak gelsin ya. Ya bu taksicilere yasak gelsin artık ya. TMP'de taksi kullanmak yasak olsun. Veya hız sınırlaması yapsınlar taksicilere. Tırdan daha da aşağıya yapsınlar hız sınırlamasını. Vallahi billahi ya, bu nedir ya? Abi ben seni sollamaya çıkıyorum ama ne olursun yol ver bak. Adam durdu, resmen adam durdu ya, resmen adam durdu ya. Ne olur yani ayağını gaz pedalına biraz kaldırsa. Valla yazıları da okumuyorum, yazıyorlarsa da bilmiyorum artık. Yazıp da yani ne yazabilirler ki, küfür mü yazacaklar? Yani küfür edecek bir şey, yani küfür yiyecek bir durumda almadığından dolayı küfür de yazmazlar herhalde ya, o kadar da insafsız değillerdir. Gel abi gel, geç, sıkıntı yok. Bak böyle yapacaksın ya, sorun mu değil. Ne yapalım yani, her sollamaya çıkıp da hata yapan insanı biz de kafadan mı girelim diyeceğim de. Buna da böyle de olmaz ki ya. Bak havaya uçtuk. Onun yüzüne biz havaya uçtuk. Ya böyle bir şey var mı? Hızlı kayda. Evet arkadaşlar, hızlı kayda döndüm ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz orada benim hatam yok. Gerçekten karşıdan gelen adama yol verdim ama bariyerlere ben çarptım. Yani o adamın hatası da yok aslında. Benim de suçum var. Ben de fren de basabilirdim vesaire bilmem ne de yapabilirdim ama boş verin, olan oldu. Biz hızlı kayda döndük. Artık reportlamışlarsa da reportlamışlardır. Beni mi reportlarlar, artık onu mu reportlarlar hiç bilmiyorum. Çünkü suç normalde bende değil. Eğer reportlarlarsa da sıkıntı yok. Ben videonun kaydını gönderebilirim. Ben zaten oyunu sadece video için girmiyorum. Video dışı da girsem benim full kayıtlarım açık. Çünkü biliyorsunuz TMP'de kayıt en önemlisi kayıt. Çünkü kendinizi ispatlayamıyorsunuz. Adam senin kodunu veriyor. Ondan sonra bilmem ne yapıyor. Sizi banlatmaya çalışıyor hatasız yere. Adamda video varsa, sende de video yoksa da bu sefer sıkıntı sen oluyorsun. Boşu boşuna bir hafta iki hafta ban yiyorsun. Yani bu da 5 defa yaptığınızda da mı 6 defa yaptığınızda mı ne komple perma yiyorsunuz. Perma da yemek biliyorsunuz yeni hesap açıp oyunu tekrardan sıfır alıp bütün harita derecelerini sıfırdan almanız gerekiyor. O yüzden de yani en güzeli ne yapmak? Her zaman videoyu kayıt almanız. Yani videonun kaydı 4 dörtlük yani 1080p 60 fps almanıza gerek yok. 360 da alın. Hiç sorun yok. Yani 360 da alın ya, sorun yok yani. Yeter ki siz kendinizi savunun abi. Boşu boşuna ban yemeyin. Boşu boşuna da ban attırmayın başkalarına. Çünkü herkesin yani o para herkes için değerli, biliyorsunuz. Kendiniz biliyorsunuz yani. Kalkıp bir oyunun bütün harita derecelerini vesairesini almak 200-250 TL civarları vesaire. Yani boş boşuna kimsenin hakkına girmeyin. Yok işte ben ona tav oldum da ondan dolayı ban attıracağım da vesaire bilmem ne. Yok abi öyle bir şey yok ya, öyle bir şey yapmayın. Bak yemin ediyorum videoya başlamadan önce oynuyordum. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Adam arabayla içimden geçti, tamam mı? İçimden geçti, beni falan herkesi havaya attı. Videoyu yükledim YouTube'a. Tam böyle reportluyordum, sonradan dedim boş ver dedim ya, vazgeçtim. Adamın 3 tane banı varmış zaten. Yani 3 tane aynen geçmişine baktım, 3 tane banı varmış. Hadi dedim boş ver, elleme, benden bulmasın. Sonra biliyorsunuz küfür yemeyeyim. Ondan dolayı ben iptal ettim. Hatta YouTube'dan videoyu hemen kaldırdım. Artık başkaları yaparsa yapar. O yüzden ben rahatım ya. Beni ellemedikten sonra yapacak bir şey yok. Ben bile bir defa ban yedim bak bu oyunu aldığımdan beri. O banda da öyle bir haksız yere yedim ki. Gerçekten haksız yere yedim. İlk defa bak oyunda ilk defa sollamaya çıktım ve karşıdaki geldi bana çarptı. Bilerek çarptı. Normalde karşıdaki duruyordu. Karşıdaki kalktı direkt bana çarptı yol vermemek için. Kirkenes Mahallesi'nde son şeydi. Hatta yayındaydık o sırada. Adam geldi bana çarptı. Sonra bir baktım orada admin varmış zaten, hemen direktmen yazdı yani admini. Direktmen bağlattı yani, hiç öyle şey yapmadı.
Aslında video kaydım da vardı. Oradaki yazdığı şey sonlama yasak olduğu için yani şeyi reddi kabul etmedi. Ondan dolayı mecbur ban yemiş olduk 2 hafta boyunca. Ya bu nasıl bir laktır ya? Bu nasıl bir laktır ya? -31. Kim o, sen misin o? Geç abi geç. Sanki bizde suç var. Mal ya. Hadi bakalım, sende de aynı şekilde lag olsun da sana da kafadan girin. Al. 12 cifres işlemiyor. Hemen şurada bir fix yazalım ya. Söylesen sana yol vermek zorunda ölen geride kalır. Ben nereden bileyim onda daha önce lag var mıydı yok muydu? Her neyse boş ver. Biz bu isimleri kapattık mı açtık mı ne yaptık ben de bilmiyorum. 111 yaptık. Oo süper. Dur bir daha bakayım ya, bir şey yazmış mı? Yazmamış. Yazmış olsa buraya çıkardı. Daha isimleri vesaire her şeyi kapatmış bulunmaktayız. Burada ne oluyor lan? Orada yerde bir kırmızılık var ama araç yok. Neyse arkadaşlar az kaldı ya. 27 dakikanın sonuna geldik ama az kaldı az. Sen de zorla, ben de zorlayayım bakalım. Kim geçecek? Haydi. Renault mu, Skyline mı? Biren şaka maka da biz buradan döneceğiz ha. Beşe değil abi, ona geç, ona. Vallahi var ya bir an giremeyeceğim sandım. Düz giderdik ya, en kötü ihtimal öyle olurdu. Onlar da bir yerlerde bitirirdik. Tamam sinyali verdik. Yeter bu kadar sinyal verdik. Biraz da sola verelim. Hep sağ hep sağ sinyal vermek olmaz. Ya. Tabii ki de neymiş? Renault her türlü yer. Yani Renault yemez abi de. Şimdi direksiyon var bizde. Direksiyon testi falan var yani. Testleri tam tamına oturtturabiliyoruz. Arkadaşımızda mesela belki direksiyon yok, fites falan olmadığı için testleri tam oturtturamıyor. Yani ben nasıl kullanıyorum? 9, 10, 11, 12 olarak gidebiliyorum. Yani her fitesi kullanabiliyorum. Arkadaş belki 2, 4, 6, 8 olarak gidiyor. Ondan dolayı yememiş olabilir. Şöyle. Tek şerit mi çift şerit mi burası ya? Çift şerit olması lazım ya. Bak biz de mesela şu an 2, 4, 6, 8, 10 olarak gidiyoruz. Ama mesela şöyle yaptım mı 11, şöyle yaptım mı 12. Bak 12'de bayılıyor. 11'e çektim mi 11'de bayağı bir gidiyor. Ben yani orada ne oldu? Ulan ne yapıyorsunuz siz, ben anlamış değilim sizi ya. Ne oldu lan? Uf. Drop girdi. Vallahi çok kötü drop girdi. Orada bak, orada kaza anında bir şey oldu herhalde. Çok kötü drop girdi. Biz burada bence var, hiç sollamaya çıkmıyorum zaten. Biz de sağa döneceğiz. Adam da sağa dönecek. Önümdekinde de mi lag var lan yoksa? Taksili ne yapıyorsun, taksici? Ne yapıyorsun sen orada ya? Vallahi bunlar kafayı yemiş.
sonunda Calaş şehrine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sorun ne yani? Ölümsüz bir şekilde geldik. Yani ölmeden geldik ya, ben başka bir şey istemiyorum. Calaş'ın nerelere park edelim aracımızı? Şöyle tamirhaneye doğru gidelim mi ya? Aynen ya, tamirhaneye girelim, orada güzel bir yerde bitirelim ya. Zaten buraları işaretlemiştim ben. Aracımızı şöyle çekelim, park edelim bari. Dış kameraya geçelim. Çünkü bunların içinde ben hiçbir şey görmüyorum ki ya. E3'te de araç tabii ki de geri giderken zorlanıyor. Taksicilere bak ya. Gelin abi, gelin. Taksicilerin hepsi gelsin. Ya bu arka dosyada şey oluyor ya arkadaşlar, söylüyor, lastiği dönüyor ya, ondan dolayı biraz fazla hızlı gittim. Normalde hızlı çabuk direksiyonu tam döndürmemem gerekiyor. Sen abi orada durursan çok güzel olur. Biz de şöyle duralım. Aracımızı da istop edelim. Yani nasıl duram, şöyle duram. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Benimle kalın.